Çok heyecanlı, etkili. Heyecanı yapsa kişisel yapışık gibi. Ona atipik kişilik diyoruz. Atipik kişilikler hani biraz risk faktörlerini artırıyor ama çok da direkt ilişkili değil. Hani böyle kalp atışları... Normal ama adrenalin bir vücut salgılıyor o anda. O kalbim hızlanıyor. Aslında bir kalp hastalığı değil, kalbin atışın hızlı olması. O kalp hastalığından kaynaklanan bir şey değil. O tamamen vücuttaki adrenalin miktarının artmasından kaynaklanan. Şey, o da normal bir cevap. Yani bir insan heyecanlandığı zaman, korktuğu zaman, evet. Adrenalin salgılar ki korktuğu zaman hızlı koşsun. Yani bir köpekten koşan da bir şey, normal koşan arasında çok fark vardır yani. Adrenalin salgıladığı zaman 2 metre duvar atlar insan. O anda adrenalin verdiği enerji ve güç veriyor o anda. Yani aslında bunlar hani vücudun normal savunma mekanizmaları. Korktuğumuz zaman, heyecanımız ve üzüldüğü zaman bu adrenalin salgılanması bunlar normal süreçler. Yani, ama tabii bu tabii kalp krizini tetikleyebilir. Evet. Ne olur? Tansiyon o anda çok yükselir. Tansiyon yükseldiği zaman o da damarın çatlaması, hani plak var diyoruz. Damarın içinde plak oluşuyor. Onun çatlaması belki daha hızlı olabilir. Bu yönde dolaylı olarak belki hani kalp krizi riskini artırabilir ama tabii problem, atlayan problem o damarın da plak oluşmaması. Oluşmasını engellemek. O plan oluşmasını engellemenin de yolu dediğim gibi şekerden uzak, şeker hastalığına yakalanmayacaksın, sigara içmeyeceksin, sporunu yapacaksın, kilo almayacaksın. Yani genetik olarak da varsa da artık gerektiği zaman... Kendimize doktora, hekmemizi tabii, bırakacağız. Gerekse böyle stent yapacağız, gerekse bypass yapacağız. Yine bu şekilde normal hayatınızı çok rahat idame ettirebilirsiniz. Bazen de hocam, kişilerde şöyle bir söylendi karşılaşıldı, işte kalbim sıkıştı. İşte kalp sıkışması o damar tıkanıklığından olabilir. Bir insan damar daraldığı zaman, yani tam tıkanmadı, daraldı. %80 bir ana damarında darlık var. Ne oluyor? Yani yol yürüdün ya da koştun, hızlı yürüdün. Hızlı yürüdüğün zaman ne oluyor? Senin oksijene ihtiyacın artıyor. Oksijene ihtiyacın arttığı için ne oluyor bu sefer? Eforun çünkü artıyor, ihtiyacın artıyor. Kalbin daha çok hızlı çalışması lazım. Kalp daha hızlı çalışıyor. Daha çok oksijen götürmesi için kalp daha hızlandığı zaman kalbin damarları, kalbin kan ihtiyacı da artıyor. Diyelim ki orada kritik darlık var. Normal istirahat halindeyken o kan miktarı yetiyor ama efor esnasında oraya daha çok kan gitmesi gerektiği için oradaki damar da, darlık da o kan gidişine yetmiyor bu sefer. Yani, darlık oradaki senin yeterli kan ihtiyacını azalıyor ve bu sefer ne olacak? Izdırap diyorsun. Yürüdüğün zaman göğsüne ağrı giriyor. Bazen kalbinde sıkışıyor. Özellikle efor esnasında sıkışma varsa da kalp hakikaten kalp damar tıkanıp doğma ihtimali yüksek. Ama bazen özellikle gençlerde falan çok iniyor. Buraya bıçak gibi saplanıyor, evet. Beyne batıyor. Onların büyük bir kısmı kas ağrısı. Onlardan çok korkmuyoruz. Onu ayırt etmek lazım. Gerçek kalp ağrısıyla kas ağrılarını ayırt etmek peki, lazım. Peki gerçek kalp ağrısı nasıl hissedeceğiz hocam? Gerçek kalp ağrısı yani bizim bildiğimiz gibi bir yere hani iğne batar, işte birisi vurur ya da bıçakla kesersin, o ağrı gibi değildir. Kalp ağrısı daha yaygın bir ağrıdır. Bir yer gösteremezsin, şuradan ağrıyor diyemezsin. Bütün bölge ağrır. Çeneye doğru yayılır, kollara doğru yayılır. Boğuluyormuş hissi verir, ölüyormuşsun hissi verir. İnsan ölüm kokusunu hisseder kalp krizi ağrısında. Yani sevgili izleyenlerimiz, bu çok dikkat edilmesi gereken son derece kötü bir ağrıdır kalp. Kalp bezi ağrısı dünyanın en kötü ağrısıdır. Yani hani bildiğimiz böyle batıyor, işte burada bir şeyler var, burada bir şey hissediyor falan, o tür ağrı değildir daha çok. Daha çok boğuluyorsun hissi verir, ölecek misin hissi verir. Ve geçmez yani ağrı. Yani kendinizi kötü hissedersiniz. 2 saat, 3 saat geçmez. Yani şiddetli bir ağrıdır. Onun için yani ayırt etmesi hani zordur. Bazen hakikaten karıştırılabilir şeyler ama yani bu tür şiddet böyle ağrıya özellikle geceler olur, sabaha doğru olur. Yani özellikle sabaha doğru gece hissettiğiniz anda hemen uyanık olmanız lazım. O ağrıyı acil doktora yetişmeniz lazım. Özellikle anji olan bir bölme. Peki evde nasıl müdahale edilebilir? Yapacak hiçbir şey yok. Hemen bir dilatı eğer daha önce de varsa dilatı alacak. Hemen direkt doktora. Çünkü o anda kriz başladığı anda ne kadar krize ne kadar erken müdahale edilirse hastanın hayatı kalitesi o kadar iyi olur. Hem iki yönden çok önemli. Birisi kalbi durabilir. Çünkü kalp damarı tıkandı, göğüs ağrısı başladı. İlk yarım saat içerisinde özellikle yetişirse kalp hiç hasar görmeden o damar açılır ise
kalp normal şeyde kalabilir. Hiç hasar görmeden kalabilir. Ama yarım saatten sonra oradaki hücreler, kalp hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlar. Yani burada vakit çok önemli, çok zaman önemli. Çok önemli. Yani hem ileride kalp yetmezliği riskini azaltırız, hem de ani durma riski var. Çünkü kalp krizi olduğu anda o kalbin elektriksel mekanizması bozuluyor ve kalp fibrilli oluyor. Fibrilasyon dediğimiz bir olay oluyor. Fibrilasyonda kalp sadece titreşiyor. Normalde böyle, normalde kasılması gerekirken kasılamıyor, sadece titreşiyor. O aslında kalbin durması demek. Ve eğer müdahale edilmese de, eğer şok yapılamaz ise o anda ya da masaj, düzey iyi masaj yapılamaz ise 5 dakika içerisinde kişi hayatını kaybediyor. Onun için çok acil olarak ne kadar erken hastane yetiştirilirse, bir ambulansa bile yetişmek bile bir şans. O anda bir masaj yapılır, fibrilasyon, yani şok yapılır. Yani ilk müdahale çok önemli. Tabii, şok yapıldığı zaman da hasta dönebilir. Ama çünkü, zaman kaybı. Tabii işte zaman kaybı. 5 dakika geri dönüyorsa beyin ölüyor, başlıyor bir sefer. Beyin hücreleri ölüyor. Sadece kalp hücreleri değil, beyin hücreleri, böbrekler, diğer bütün karaciğerler. Onlar da hasar görüyor. Onun için ne kadar böyle göğüs ağrısı esnasında çok hızlı bir şekilde en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmek lazım. Peki Ali Rıza Hocam, kapak ameliyatlarını dediniz az önce. Kapak ameliyatları nelerdir? İşte kapak ameliyatları, kalbin biliyorsunuz 4 tane kapağı var. Kalbin bir sağ kalp, sol kalp diyelim. Kalp kan içinden geçiyor, kapakçıklardan geçiyor. Sonra akciğere gidiyor, sonra tekrar kapakçıklardan geçiyor. Sonra bütün vücuda sevk ediyor. Bu arada özellikle kalbin sol kapakçıklarındaki hasarlar, yani sağ kapakçıklar da ve sol kapakçıklar, 4 tane kapakçık var. Ama bizim en çok gördüğümüz özellikle romatizmal kapak hastalıklarında olsun, dejeneratif kapak hastalıklarında olsun, daha çok sol kapakçıklar etkileniyor. Sağ kapakçıklar da belli bir süre sonra etkilenebiliyor özellikle türküsüklü kapak dediğimiz kapak. Ama esas problemler mitral kapak ve aort kapak dediğimiz kapakçıklarda. Bunlarda ne oluyor? Doğuştan da bunlarda problem olabiliyor. Ya da genç yaşta ise daha çok romatizmal kapak hastalıklarından olabiliyor. Romatizmal kapak hastalığı dediğimiz nedir? Boğazda bir beta mikrop biliyoruz. Beta mikrop streptokoktan dolayı bir mikrop oluşuyor ve onun yaptığı antijenler gidip kalbe hasar veriyor. Antikorlar, ona oluşan antikorlar ve bu kalp zaman içerisinde bu kapakçık büzülüyor, yapışıyor, fonksiyonunu kaybediyor. Ve buna bağlı olarak da ne oluyor? Kapakta darlık oluşuyor ya da kapakta kaçak oluşuyor. Kapak normalde kasılma esnasında kanı geri kaçırmaması gereken geri kaçırıyor. Ve bu da ne oluyor? Kalbi zaman içerisinde büyütüyor. Akciğer tansiyonu yükselme yapıyor. Ve hasada işte bir takım şikayetler var. Özellikle nefes darlıkları, çarpıntılar, işte kalp yetmezliği, ayakta şişlikler, karında şişlikler gibi. Belirtilerini tekrar söyleyebilir miyiz hocam? En büyük sebebi nefes darlığı. En büyük sebeplerden birisi şikayet nefes darlığıdır. Nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, karında ve ayakta şişkinlik, şişler, şişmeler. En çok kapak hastalıkları ile ilgili şikayetler bunlar olur. Bazen göğüs ağrıları da olabilir kapak hastalıklarında. Bir de ileri yaşlara doğru dejenerasyon dediğimiz kapakların artık yavaş yavaş, çünkü kapaklarımı açığa kapıyor, 80 yıl açık kapı. Belli bir süre sonra oraya kolesterol birikmesi, kireç birikmesiyle o kapak yapısı bozuluyor, sertleşiyor, açılamıyor, kapanamıyor ve buna bazı şikayetler başlıyor. Özellikle aort darlığı dediğimiz, aort stenoz dediğimiz olay. Bir de doğuştan bazı %1 sıklıkta gözüken bir anomali var. Biküsbit aort diyoruz. Yani normalde aort kapakçığı 3 yapraklıyken 2 yapraklı oluyor. Bu 2 yapraklı olduğunda aslında ilk zamanlarda çok bir sıkıntı yaratmıyor ama böyle 40-50 yaşlara geldiği zaman özellikle o kapak da dejenerasyon başlıyor, kireçleme başlıyor, yapısı bozuluyor. Ve bu tür hastalarda aynı zamanda aort damarı da genişliyor. Kalpte çıkan aort damarı. Onun yırtılma riski olabiliyor. Biz bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Kapağı hangi kapakta ise önce tamir etmeye çalışıyoruz. Tamir olmazsa değiştiriyoruz. Değiştirdiğim zaman da nasıl değiştirdi? Ne yapıyoruz? Yani o kapağı sökülüyoruz. Evet tabii o kapağı kesiyoruz, çıkartıyoruz. Yerine yeni kapak takıyoruz. Yani böyle 65 yaşın üzerindeyse genelde biyolojik kapak takıyoruz. Daha gençse mekanik kapak takıyoruz. Yani yaş faktörü burada önemli. Önemli, evet. Yani çünkü neden?
biyolojik kapak takmak istiyoruz. Çünkü biyolojik kapak daha kan sulandırıcı ihtiyacı olmuyor biyolojik kapaklarda. Mekanik kapaklarda yeşil varmış olduğu bir gençlikte. Tabii mekanik kapaklarda kan sulandırıcı kullanması gerekiyor ömür boyu. Kan sulandırıcında bir takım riskleri var. İşte kanama riski oluyor. Kan sulandırıcı iyi kullanamazsa aslında kapakta pıhtı oturma olabiliyor. Yani kapak ameliyatlarda aslında o kadar her şey yapınca iş bitmiyor. Yani o da bir hastalık aslında. Evet. Yani bir hastalığı bir hastalığa çeviriyoruz. Burada dikkat edecek hasta. Yani hasta tabii kumadını kullanıyorsa kumadını çok iyi kullanması lazım. Evet. Dikkat etmesi hastanın burada bilinci de önemli. Yani hastaların bilinçli olması gerekiyor. Tabii. Son derece önemli. Hekimenin vermiş aylık, olduğu... İlk başlarda daha sık, daha sonra aylık kontrollere o iğnele test ettiğimiz, o kumadenin yani kendini takip etmesi gerekiyor. Takip etmesi gerekiyor. Biyolojik kapaklarda bir 6 aydan sonra biz kumadeni kullanmıyoruz ama biyolojik kapaklarda problemi bir 10-15 içerisinde tekrar dejenere oluyor. Tekrar yenileyebiliyor. Tabii bozulabiliyor, yapısı bozuluyor. Onun için genelde daha çok 65-70'deki hastalara biz biyolojik kapak tavsiye ediyoruz. Daha genç hastalara mekanik kapaklar ömür boyu dejenere olmuyor. Ömür boyu gidiyor ama üstüne pıhtı oturma riski var. Onun için ciddi kan sulandırıcı, iyi kan sulandırıcı kullanması gerekiyor. Kapaklarla ilgili de bunlar. Ama özellikle mitral kapaklar değilse biz onları genellikle tamir etmeye çalışıyoruz. O zaman kan sulandırıcı da gerekmiyor, kendi kapağı. Tamir oranlarımız son derece yüksek. Yani dünyada hemen hemen mitral kapak, yani romatizmal kapak değilse genelde tamir ediyoruz. Aort damarı yırtılması nedir? Bu aort damarı yırtılması son derece önemli bir konu aslında. Aort diseksiyonu diye tıbbi olarak geçiyor. Bu da ani ölümler başında, yani ani ölümüne sebep olan hastalıklardan bir tanesi. Aort damarı özellikle genişlemiş ise genişleyebiliyor yıllar içerisinde. Bu bazı doğumsal hastalıklar var. Böyle Marfan sendromu gibi bazı özel hastalıklarda bu aort damarları, damar duvarı zayıf oluyor. O damarı, çünkü aort damarı kalın bir damar. Bir buçuk milim çapında kalın bir damar. O doğumsal olarak bazı enzim eksikliklerinden dolayı onun yapısı bozulabiliyor ve damar genişleyebiliyor. Bu genişlediği zaman da genişledikçe inceliyor, inceldikçe genişliyor ve bir süre sonra o damar yırtılıyor. Yırtıldığı zaman da yani biliyorsun bütün kan oradan geçiyor ve çok ölümcül oluyor. Onun için bu aort anezmaları son derece önemli bir konudur. Bizim kalp cerrahisinde önemli konulardan bir tanesidir. Aort damarının genişlediği yere göre genelde bu aort damarı genişleme biz orayı ya ameliyatta değiştiriyoruz, kesip çıkartıp birisine yeni suni graft koyuyoruz ya da son zamanlarda evar-tevar dediğimiz endovasküler stentler, anjiyo gibi kasklardan gelerek o genişlemiş yeri damar içine damar koyarak o genişlemiş yeri kask geçiyoruz. Orayı yırtılma riskini azaltıyoruz. Bazen de yırtılmış olarak geliyor hastalar. Diseksiyon olarak geliyor. Onları acil ameliyat almak durumunda kalıyoruz genelde. Hemen yani hiç vakit kaybetmeden acil ameliyat alıyoruz. Bu ameliyatlar yani biraz son derece zor ameliyatlar, riskli ameliyatlar ama yapmaz isek de son derece bu ölümcül bir durumdur. Eğer hasta hayatını kaybetmeden bu diseksiyonu ameliyat edebilirsek hasta ameliyatta bir problem olmazsa ömür boyu yaşayabiliyorlar.